Thank you very much, dear President. Anladım. Good afternoon, everybody. As you know, this meeting was held to commemorate for Sabri Tümer. We are very pleased that you attended this meeting. Thanks again to all of you. Why I started to meeting by English language? Sabri Tümer'le değerli meslektaşlarım, ustalarım, arkadaşlarım, Sabri Tümer'le çok çeşitli toplantılara giderdik. Sabri Tümer derdi ki, ya derdi, daha toplantıya başlamadan, biz yönetim kurulu toplantılarında İbrahim Aktan 15 dakika İngilizce konuşur, ondan sonra biz toplantılara başlarız derdi. Tabi olayı biraz egzecere ediyordu, yani böyle bir şey aslında gerçekten yoktu ama olayı biraz egzecere ediyordu ve havayı daha başka bir atmosferi daha başka bir platforma çekiyordu. Dolayısıyla yani benim de İngilizceye başlamamın, İngilizce size hitap etmenin nedeni sadece Sabri Tümer'i bu anıyla, bu yönüyle anmak içindi. Yoksa çok iyi İngilizce bildiğimi zannetmeyin. Değerli meslektaşlarım, öncelikle sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sevgili hocam, kızı Sabri Tümer'i burada, sizleri de saygıyla selamlıyorum. Gönül hocam, ben avukatım. Sizlerin acılarını paylaşıyoruz. O acılar aynı zamanda bizim acılarımız. Hakikaten öyle. 136 gün oldu zannediyorum. Sabri Tümer aramızdan ayrılalı. Her hafta mutlaka arıyoruz, hatırlıyoruz, konuşuyoruz. Geçmişleri yad ediyoruz. Ve Sabri Tümer'i zannediyorum hep aramızda görmek istiyoruz. Hep aramızda olduğunu da hissediyoruz. Öyle zannediyorum ki Sabri Tümer şu anda bizimle gibi geliyor bana. Yani mutlaka ruhu bizimle, bizleri izliyor. Öyle zannediyorum ki böyle bir organizasyondan da herhalde mutludur, huzurludur. Bu nedenle de kendisinin huzur içerisinde uyumasını istiyoruz, diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Sabri Tümer platform toplantılarına çok önem veriyor. O kadar ki her platform toplantısı sonrasında gelecek platformun gündemini belirliyor. Konuşmacıları belirliyor. Gün be gün takip ediyor. Yönetime bilgi veriyor. Yaptıklarını anlatıyor. Sanki bir öğrenci ödevini yapar gibi çalışıyor. Sanki bir öğretmen gibi organizasyonu yapıyor. Organize ediyor. Daha önceleri platform toplantıları bu odada hep bu kadar yoğunlukta olan meslektaşlarımızla yapılıyordu. Pandemi geldikten sonra bu sistem değişti. Dijital sistem geçildi. Dolayısıyla Zoom yöntemiyle toplantılar yürütüldü. Sabri Tümer her toplantı sonrası yukarı geldiğinde pandemi öncesi bugün toplantıya şu kadar kişi katıldı, bugün şu kadar kişi geldi, sayılar arttı, azaldı. Sonra bu sistem çıkınca buradan monitörden takip ediyor, o artışları, azalışları falan geliyor. Ya diyor bugün 200 oldu, 220 oldu, 230 kişi katıldı, çok önemli ya İbrahim diyor. Ben de ya bırak diyordum, yani İbrahim'cim çok önemli diyor, çok yani. Böyle hakikaten bir öğretmen gibi sanki hem ödevini yapmış öğrenci pozisyonunda hem de bir öğretmen gibi o işi organize eden bir o
organizatör sistemi içerisinde bu toplantıları yapıyordum. Ve herkes de çok memnundu. Çok eğitici bir zaten programımız ve programlarımız oldu. Zaten bunun başlangıcı çok eski sahip. Üstadımız Sezai Yonar anlatacaktır herhalde. Çok eskidir. Yani odamızın kuruluşuyla aşağı yukarı eşdeğerdir bu. Ama Sabri Tümer her toplantıda platform başkanlığı öncesi de her toplantıda mutlaka olur. Tabii Sabri Tümer'le yani hepinizin çoğumuzun çok uzun süreden beri arkadaşlığı var. Ve benim arkadaşlığım, tanışıklığım 30 sene öncesine dayanıyor. Daha sonra Sabri Tümer geldi, işte onda yeminli olarak kaydoldu. Sonra disiplin kurulunda bulundu, yönetim kurulunda bulundu. Çok güzel çalışmalar yaptık. Ben tabii zaman zaman böyle ani tepki veren bir karakterim var. Bazen ani tepki veriyorum falan ya falan derdim. Sabri Tümer'in karakteri şu, huyu da şuydu. Ya işte biraz tartışırdık ama orta halde tartışırdık. Ondan sonra ya susardı ya alttan alırdı. Yani benim şeyimi yükseltmezdi sesini. Yani demek yükseltseydi herhalde biraz daha kavga mı edecekti, ne olacaktı falan. Yani ya alttan alırdı ya sesini çıkarmazdı. Sonra ya İbrahim'ciğim bunların hepsi olur diye boş ver falan diye. Bunlar ya, biz işimize bakalım, önümüze bakalım falan. Sonra Sabri Tümer işte bu seçimler falan geliyor işte bunlar konuşuyor falan işte başkanlık vesaire falan neyse. Ya İbrahim'ciğim merak etme diyor. Neyi merak etmem ya diyorum ne diyorsun? Ya hallederiz, çalışırız, yaparız falan. Ya Sabri diyorum sana bir şey söyleyeyim. Sen şurada otur, gelene gidene çay ısmarla şu makam neyse o başkanlık makamı diyorsun orada otur. Sen ağzın laf yapar, sen bayağı böyle sosyal bir kuvvet bilir, gelen diye çok olur, sen onları ağırlarsın, edersin falan. Diğer kısımları bize bırak, biz teknik işleri hallederiz, sen hiç merak etme. Sen sadece, yani böyle burada, yok biz hep beraber yaparız ve başarılı olacağız, daha çok iş yapacağız dedik. Geldik valla bizden öncekiler epey bir yol aldılar, yani epey bir mesafe aldılar. Biz de onun üzerine ne yaparsak Allah bereket versin diyeceğiz. Yani sonuçta burada buraya kim gelirse gelsin bunlar her bir şey yapmak için buraya geliyor arkadaşlarımız. Hepsi derinden geldiğince katkı sağlıyor. Yani. Şimdi şimdi Sabri Tümer yani örgütçü dersem yanlış mı anlaşılır ama yani bizim bildiğimiz anlamda öğretmen gibi organizatör. Bunun olması için de devamlı kendisinin çalışacağı, oturacağı bir yer olması lazım. Şimdi Sabri Tümer yönetime gelmeden önce bir aşağı yukarı 12 sene yönetimde aşağı yukarı oldu zannediyorum. 9 veya 12, 9 galiba. İşte dedi ki ben aşağıda şey yapacağım, 5. katta bir o da hazırlayacağım. Ya ne yapacaksın orada arkadaş sen? Ya dedi gelirimiz gidenimiz olur orada ağırlayacağız falan. Ya gerek yok dedim ya yukarıda zaten biz haftada başka devamlı burada dedik. Yani biz haftada iki sefer geliriz, bir sefer geliriz. Ya geldiğimiz zaman kocaman yer var yok dedi falan. Ondan sonra gitti yukarıda toplantı odası yaptı. Ve buraya geldiği günlerde o toplantı odasına gider. Orada bir miktar çalışır. Toplantı saati yukarı gelir, yukarıdaki toplantı odasına toplantı yapar. Tekrar muhtemelen de randevusu vardır, bir grup geliyordur, aşağıda o grubu ağırlar, o grubu ağırlar, toplantı yapar, işte listeleri çıkarır falan. Dolayısıyla da böyle bir şeyi vardı yani Sabri Tümer'in, böyle bir örgütçülüğü vardı diyelim. Organizatörlük anlamında örgütçülüğü vardı. Sabri Tümer seçimler için çok iyi hazırlanırdı. Bir gün beni Adapazarı'ndan aradı. Ya neredeyim biliyor musun dedi. Vallahi ne bileyim dedim Sabri senin nerede olduğun belli olmaz ki. Yani sen her yerdesin falan. Adapazarı'ndayım. Ne? Seçim çalışması. Ya Sabri Allah aşkına başka işin mi yok? Ya seçimle ilgili ne tereddüdün var arkadaş? Yani bir problem var. Yok öyle deme.
değil mi? Gelmemiz lazım, gitmemiz lazım, toplanmamız lazım falan böyle. Devran gelirdi, toplanırdı, ederdi falan tüm arkadaşlarla, bütün herkesi sıkça arardım. Yani bilmiyorum, Sabri Tümer'in telefon ücreti acaba ayda ne kadar geliyordu? Yani bunu karşılayabiliyor muydu onu da bilmiyorum. Yani herkesle sıkça telefon görüşmesi, yani bir sefer de değil, yani devamlı telefon diyaloğu olan, telefonla konuşan bir yapı karakter Sabri Tümer. Şimdi arkadaşlar, ben aslında bu işte mağdurum. Ben bu işte mağdurum. Ama şikayetçi değilim. Beni mağdur edenlerin birisi Sabri Tümer'dir. Birisi de Vehbi Karabeyik'tir. Ama ikisinden de şikayetçi değilim. Haklarım helal olsun ama beni mağdur etmişlerdir. Çünkü Sabri Tümer Başkanımız ilk dönem başkan olacaktı. Şimdi değişimlerde ilk dönem başkanlık belki biraz önemlidir diye düşünüyorum. Hani yeni bir takım şeyler falan böyle yoğun çalışmalar olacak. Bir de ben şöyle diyordum Sabri'ye, ya merak etme çalışacağız ama bu bizim odanın şeyi var, özel durumu var biliyorsunuz. Ben diyordum ki bu zaten patlayacak biliyoruz. Bir gün patlayacak başımıza. Ya Sabri ver bunu halledelim. Nasıl olursa bana ne? Birinci sırada bu. O sorunları üstlenir. Dolayısıyla biz arkasından koşarız falan. Yani işte takdir ilahi mi diyelim, ne diyelim. Olmadı. Dolayısıyla beni mağdur etti. Yani Vehbi Karabeyik de öyle. Onlar işte beni mağdur etti. Ama hiçbir de şikayetçi değilim. Bunu özellikle söyleyeyim. Evet, Sabri Tümer'i arıyorum. Vehbi Karabeyik başkanımıza da sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum. Her zaman beraberiz. Şimdi Sezai Üstad zaten ayrı. O duayen. O her zaman bizim şekerim diye başlar, gayet güzel anlatır ve sonuçta siz de anlarsanız anlayın, çıkar gidersiniz, ya ben buraya niye geldim diye de dışarıda niye gelmiştim, ya üstad bana ne anlattı diye çıkarsınız. Biraz daha toplantıda dururda şey ısrar ederseniz, üstadın lafı şu olur hemen, şekerim ben size müsait bir zamanda gelin, ben size çizerek anlatayım diye, tamam zaten. Şimdi Sabri Tümer'de son anımı, yani ben kendimi herhalde mutlu hissediyorum bu anlamda diye, ama bilinçli olarak da değil tabii ki. Biz yeminli odaları, 8 yeminli odası var. Belli periyotlarla toplantılar yaparız. Ya İstanbul, Ankara, İzmir, Adana vesaire bütün illerde. Bir gün toplantı, geçen sene 30 Ekim, 30 Ekim'de Adana'da toplantı var. Sabri Tümer gelmek istemiyor bana. Ya siz biliyorsunuz işte tüm yönetim olarak. Ya tamam dedik yani biz gidiyoruz da Sabri gel sen de gel yani olur mu sen? Ya yok diyor falan. Tabii biraz sıkıştırınca Sabri ya ben hocayı yalnız bırakmak istemiyorum diyor falan. Ya tam hocayı da gel yani ne sen? Yok yok ben gelmez. Dedim ki ya Sabri Tümer sana bir şey söyleyeyim mi? Ya ister gel ister gelme. Seni zorla götürecek halimiz yok ama. Şimdi biz oraya yönetim olarak gideceğiz. Herkes orada. Sen Adanalısın. Ya nerede bu Sabri Tümer diye bize soracaklar. Şimdi biz ne diyelim yani, nedir bizim eksküzümüz yani, ne uyduralım biz yani, ne diyelim? Ya sen yurt dışındaysan kolay. Deriz ki Sabri Tümer yurt dışına gitti ya, kusura bakmayın anlaşılır, herkes de bunu. Ama böyle bir şey yok. Gelmedi dediğimiz zaman mazeretimiz yok bizim yani. Ondan sonra neyse ben geleyim dedim. Yani sen gel dedim. Ya toplantıya katılırsın, yani bir iki canlı sese katılmasın. Kozanlısın. Ayrı bir orası eyalettir biliyorsunuz Kozan, Osmanlı döneminde ayrı bir ağırlığı olan bir yerdir ayrıca. Gidersin, baba vatanı, vatanı, ana vatanı, dede toprağı falan. Ben gezerim dolarızdı, kardeşlerim, coğrafyayı falan filan. Sonra ya haklısın dedim ben geleceğim, gelin dedim falan. Belki gittik, toplantıya katıldı. Ondan sonra bir iki derken çıktı, bir de araba kiralandı zannediyorum. Kozan'ı gitti, dolaştı, geldi işte. Tarlasını, tapanını, evini, barkını, eski çocukluk yıllarını, herhalde anılarını tazeledi. Döndü, geldi ve toplantılar bitti. Ondan sonra döndük İstanbul'a geldik. Öyle zannediyorum ki Anadolu'da çok kullanılır. Yani bizde de var, değil mi? Yani bizim geleneğimizde de var. Sıla-i Rahim derler. Ya diyorum, sonra düşünüyorum. Herhalde böyle bir
görev ifade ettiğim için, yani bu tabii ki bilinçli olarak değil, yani bilemeyiz falan. Ya böyle bir göreve de ifade ettiğim için, zorladığım için, yani bir şekilde vesile olduğum için Adana seyahatini, oraya gitmesini, baba toprağını, dede toprağını, çocukluk yıllarını anmasını, hatırlamasını, gezmesini, tozmasını ve tekrar dönüp İstanbul'a gelmesini. Bilmiyorum, ondan sonra zannetmiyorum gittim Adana'ya bir daha. 30 Ekim'den, geçen sene 2021'den sonra bir daha gitmedi değil mi? Onun için ben tabii geçmişe dönüyorum, bakıyorum. Ya zannediyorum ki vesile olmuşum, iyi bir şeye vesile olmuşum. Onun için de kendimi mutlu hissediyorum, huzurlu hissediyorum. Bir görevi ifa etmiş diye sayıyorum. Bu vesileyle tekrar tüm meslektaşlar, geçmişle beraber çalışmış olduğumuz ve ahirete intikal etmiş olan tüm meslektaşlarımızı, üstadlarımızı rahmetle, saygıyla yad etmek istiyorum. Ya biliyorum ki hocam kolay değil. Bilemem yani kolay değil. Her ölüm erken ölümdür. Hepimiz yanlar yaşadık büyüklerimizle. Ne olursa olsun hiçbir zaman için aklından çıkmıyor. Tekrar sizlere taziyelerimi sunuyorum, sabırlar diliyorum. Sabri Tümer arkadaşımıza, abimize, üstadımıza rahmet ve saygıyla anmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sayın Başkan.